Günaydın canlar. Ben kalktım. İçerileri toparladım kızlar. Evlerim temiz. Bugün süpürmeyeceğim. Yani süpürülecek bir durum yok. Gerçekten tertemiz. Ah, bugün cumartesi, normalde enişteniz evde olması gerekiyor ama bir sevk işi çıktı. O yüzden bugün de çalışacak, gitti. Sabah da kahvaltı yapıp gitmiş kızlar. Yani mutfağımı akşam tertemiz bıraktım ama şu an bu durumda. Bardak burada, bıçak burada, ekmek kesmiş, her yer ekmek kırığı. Bunları kaldıracağım. Burada işte bir şeyler pişirmiş bu şekilde. Burayı görmeyin. Yani evleri falan toparladım. Şimdi bir saniye. Dışarısı yağmurlu. Oğlumun ödesine, şirinliğine bakın kızlar. Ableleri. Nasıl güzel oldu. O fırfırı çıkardım kızlar. Hoşuma gitmedi. Böyle salkım saçakmış gibi duruyordu. Hoşuma gitmediği için fırfırı çıkarttım. Bazayı bu sağ tarafa aldım. Bu halıyı serdim. Bu halı da bu şekilde oldu. Daha güzel olmamış mı ya kızlar? Sade. Ya tamam, renk uyumu olmayabilir ama bence daha güzel oldu. Öbür mavi bu odaya ve eşyaların ortası çok büyüktü. Altlarına geliyordu. Hoşuma gitmiyordu. Bu böyle puf kızlar. İşte. Dolabı bu şekilde aldım. Üstüne yine oyuncakları. Şu köşe açık kaldı. Buraya da oğlumun işte şu koca sepetin içinde şeyler var. Sırf böyle hani pantuf mu, işte ayıcık, o tarz oyuncakları var. Kamyonu. Tabii ben ev turu yapmıyorum. Çınar Yusuf! Anneciğim, gelir misin içeriye? Hadi gel bak, hangi çizgi film başlamış. Burası da bu şekilde. Niye dağıttın oyuncaklarını? Oynamadığın oyuncaklarını toparlar mısın bebeğim? Hadi. Hangisini oynuyorsan onu al. Lütfen. Al, toparlar mısın onu? Bu da işte böyle ıvır zıvır olduğu oyuncakların kutusu. Bu kutu sürekli burada duruyor kızlar. Evet. Salonumdan merhaba diyeyim size bir defa da. Nasılsınız kızlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'a şükürler olsun, ben iyiyim. Her zaman halinizi, hatırınızı sormam gerekiyor ama ne yazık ki işte insanlık hali, unutuyoruz. Şimdi ne yapacağım? Mutfağı toparlayacağım. Ya da mutfağı toparlamayacağım. Önce dişlerimi fırçalayayım. Bu arada ben dişlerimi ya sabah ya akşam fırçalıyorum kızlar. Günde bir defa. Keşke 3 defa fırçalayabilsem. Ama fırçalayamıyorum. Bir de yüzüme şu peeling maskesi yapmak istiyorum. Dün şey yaptım. Burun bandı yaptım. Burundaki o siyah nokta. Ya siyah nokta yok da böyle yağlar vardı kızlar. Çok affedersiniz yani. O maskeyi yaptım. Genelde ayda 2 defa 3 defa falan yapıyorum. Hem yapmayı seviyorum. Hem de iyi oluyor. Yüzüme diyorum bir peeling maskesi yapayım. Garnier'in. Bayağı iyi oluyor. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ve inanmayacaksınız ne yaptığımı. Benim oğlum saçlarını kesmekten çok korkuyor. Dayısı bayan kuaförü. Geçen her sene o kesiyor ama onunla da yani kavgayla, bağırışla, çağırışla kesiliyor zorla. Ve uzun zamandır saçlarını kestirmiyoruz arkadaşlar. Uzadı ve biliyorsunuz havalar sıcak. Çok kötü derecede terliyor. Ne yaptıysak hiç kimse kandıramadı. Ki ben başrolde annesi olarak oğlumu kandırdım ve tabii ki de berbere götüremedim. Oğlumun saçlarını kendim kestim. Az buçuk da anlıyorum. Sakın deli demeyin bana. Yani söz konusu oğlumsa yapacak bir şey yok kızlar yani. Tamam, çok profesyonel değilim ama bakın eski halinden. Eski videolarına bakarsanız, mesela dünkü videoya bakıp bir de şimdikine bakarsanız farkı görürsünüz. Oğlum saçlarını göstersen ablalara. Hem saçlar kesildi hem bir de bıcı bıcı yapıldı. İşte şu kulak yanlarını falan çok fazla aldırtmadı. Ama yani bayağı bir saç.
Çıktı kızlar. Arka tarafını da göstereyim. Çok güzel oldu bence. Yani ben kuaför değilim bugüne kadar. Yani birkaç defa anneannemin saçını falan kesmiştim. Ama yani şöyle göstereyim. Şöyle olduğu zaman şu şekilde. Ya yani tabii taranmadı şu an, kuruttum. Yani şöyle yatırdığım zaman da gayet. Anneciğim dur, saçlarını gösteriyorum. Bence gayet güzel oldu kızlar. Şunlara bak bakalım, bir öpücük at anneciğim. Sevimsiz. Ay öldüm. Yani bunu da yaptım kızlar. Oğlumun saçını da kestim. Doğal olarak yani şurasını kirletmeyeyim, burasını batırmayayım diye düşünmedim. Sırf yani kesebilmek için ne yaptığımı bilmiyorum. Şu balkon, yani buralarda bakar mısınız? Oğlum içeriye koştu falan. Her yer kıl oldu. Bütün her yeri şimdi süpüreceğim. Şunları kıllı kıyafetlerini hiç içeriye sokmadım. Bir direkt burada soyup içeriye soktum çocuğu. Öyle kızlar. Biraz tepelerini şunla kestim. Normalde de şunla kestim kızlar. Şu küçük makasla kestim. Her yerini küçük makasla kestim. Sadece şu tepelerini büyükle aldım. Çünkü bu gerçekten almıyordu. Çocuğu gerdiriyor, saçını almıyor. Bu da, bu hatta keşke baştan bununla kesseymiştim. Bu daha rahat kesti. Öyle kızlar, süpüreceğim şimdi. Her yeri mecburiyetten. Şuları falan toparlayayım. Yani sözde yüzüme maske falan yapacaktım. Bugün kendi elime yüzüme bakacaktım ama işte çocuktan bana fırsat kalmadı yani. Ya kandırmış kendi dedim. İlk baş ben hani öylesine düşündüm, kandırayım diye. Oğlum işte pırt yapalım saçını, bum yapalım saçını. Böyle yaparsak pırt olur falan filan derken. Tamam anne dedi, yapalım deyince ben inanmadım. Hani kestirmez zannettim. Ondan sonra böyle bir makas falan attım. Hoşuna gitti, güldü. Yine korktu. Yine çok korktu. Böyle sıktı kendini, kızlar titredi ama Allah'a şükür olsun oldu yani. Kandıra kandıra. İşte bir anne isterse her şeyi yapar yani. Şimdilik görüşürüz. Ben şuraları falan bir süpüreyim. Ay kızlar yoruldum ya. Bugün ne güzel süpürge derdim yok diye seviniyordum. Ah, nerede bende öyle şans işte. Ya çok mutluyum. Çünkü oğlumun saçını binlerce kişi uğraştı ve kesemedi, kestirtiremedi, kuaföre götüremedi. Ama tabii ki de başrolde annesi olarak ben istersem yaparım diyorum. Kuaföre dahi götürmeye gerek kalmadı. Oğlumun saçını kendim kestim. İstesem aslında berbere de götürebilirdim ama bayan olduğum için erkek berberine götürmek istemedim. Bayan kuaföründe iyi bir kuaför bilmiyorum kızlar. Her bayan kuaföründe erkek saçı kesmiyorlar. O yüzden ağzımla Nescafe'yi açmaya çalışıyorum. Şunları da şeyden almıştım ben. Ikea'dan mı? Yo, Ikea'dan mı? Öyle, ya Migros'tan? Yo yo. Neredendi? Her neyse, sanki bana sordunuz mu Çağla bunu nereden aldın diye de. Niye ben 2 saat bunun açıklamasını yapıyorum ki size? Ay kızlar vallahi bugün ne güzel rahatım diyordum. Süpürge derdim yok. Evlerim tertemiz. Oğlumun saçlarını kesince her yer kıl oldu kızlar. Mecburen süpürdüm her yeri. Şunu da şeyi sildim de. Üst dolabın şurasında bir şey olmuş. Onu sildim. Bir de şunların üstünü sildim. İşte bu arada ikisi bir arada içiyorum kızlar, Nescafe. Çay, şeker, çay, kahve, Nescafe hepsini şekersiz içiyorum. Evleri süpürdüm. Ondan sonra süpürdükten sonra oğlumu uyuttum. Sonra banyoyu yıkadım tekrardan. Sonra ne yaptım? Mutfakta toparlanacak bir şeyler vardı. Oğluma bir şeyler yedirmiştim. Karnını doyurdum onun. Mutfağı toparladım kızlar. Şimdi Nescafe yaptım. Balkonda da oturamayacağım. Çok güneş var. Aşırı güneşli. Perdeyi çekiyorum. Perde de rüzgardan uçuyor kızlar. O yüzden balkonda oturmayacağım. İçeride oturacağım. Şuraya köşeye şimdi.
Hazırlayayım kendime. Sırtıma dayayacağım vallahi. Benim yanım koptu. Akşama da bir saniye. Bir bakmam lazım bir saniye. Ay çok az yemek var. Valla bilmiyorum da kızlar, ben artık bu kaç günün yorgunluğunu nasıl atacağım bilmiyorum. Yarın da eşimin arkadaşı evleniyormuş. Burhaniye'de düğün varmış. Yarın da düğüne gideceğiz. Bugün ne pişireceğim hiçbir fikrim yok yani. Yani belki şu aldığım şey var ya, mantı filmden, belki onu pişiririm bilmiyorum kızlar. Belki de sadece mercimek çorbası pişiririm. Biraz patlıcan yemeği ve biraz da dünden kalma tavuklu patatesim var. Bilmiyorum ya, aperatif bir şeyler yapmayı düşünüyorum çünkü halim yok kızlar. Neyse, şimdilik görüşürüz. Thank you.
Evet kızlar, biraz cilt bakımı yaptım kendime. Yüz arındırıcı, temizleyici ürünlerimden kullandım. Sizler de gördünüz. Böyle kremimi sürdüm, biraz ruj sürdüm. Bir arkadaş sormuştu kullandığı ruju. Gösterdim ama isterse yorumlarda yazabilirim de markasını. Şu anda dudağımda zaten kızlar. Birazcık rümen sürdüm kipriklerime. Dişlerimi fırçaladım. Şunu göstereceğim size. Şöyle dökme yeşil çayım kızlar. Bu aralar çok bol yeşil çayı tüketeceğim. Çünkü sanırım iyice ödem tutmaya başladım. Şöyle bir çift taraflı süzgecim var. Bunun içine koyuyorum kaşıkla. Şöyle bırakıyorum kızlar. Bunun içine. Şimdi de kaynamış suyumu dökeceğim. Bir saniye. Şöyle tutayım. Suyum da kaynadı. Şöyle göstereyim. Şekersiz bir şekilde bu güzelce biraz şey olacak işte. Anlayın kız. Canlarım. Bugünlük videom da bu kadardı. Çok bir şey yapamadık ama olsun, idare edin. Her zaman da uzun video olmaz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Benimle kalın. Canımsınız, ciğerimsiniz, yarımsınız. Oley! Oğlum uyuyor. Ben de kendime yeşil çay yaptım Nescafe'den sonra şimdi. Onu da içeyim. Mercimek çorbası yapmaya karar verdim kızlar. Klasik mercimek çorbasının neyini çekeyim yani. Çok da uzamasın video boşu boşuna. Öyle. Öpüyorum sizi. Sizi çok seviyorum. Eğer videoma yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Olmazsanız gelecek videolarımdan haberdar olamazsınız kızlar. Bay. Dişlerim denci gibi olmuş ha. Her şeye bakın ya.